As lan bunun kapağını kapatın oğlum, bu ne? Bu çok kötü. Kuru üzüm içi ıslak gibi. Ay içi ıslak mı? İyi gibi. Oğlum jelibonu da kötü bunun ya. Korkunç şu an kıslandırmış baba eğitimi alıyor. Ben bu mesleği yemin ediyorum bırakacağım bak. Yes! Geçtiğimiz haftalarda Japonya'daydık, bir 10 gün kaldık. Bir sürü video çektik. Gitmişken de enteresan ürünler serisine en yakışabilecek ürünleri bulduk. Çünkü Japonya gerçekten dünyanın en enteresan ürünlerinin olduğu şehir. Biz de gitmişken alışveriş yaptık, gezdik. İnanılmaz güzel şeyler aldık. Güzellik ürünlerimiz de var. Burada böceklerimiz de var. Tarantula var, akrep var. Bunların da hepsini yiyeceğiz. Atıştırmalıklarımız var, abur cuburlarımız var. Var oğlu var. Tamagoshi var. Tamagoshi'yi çok merak ediyorum. Beyblade sağımız var. Bunu oynayamadım. Bak aldığımız günden beri sağının içinde oynamak istiyordum. Oynayamadım. Yerde çarpmış duruyorduk falan. Çok güzel ellerimiz var. Başlayalım. Olaya bak. Ya hayatım boyunca Beyblade sağım olsun isterdi. 28 yaşında alabiliyor olmam bunu çok saçma. Türkiye'de falan artık kalmadı herhalde Beyblade. Biz eskiden Beyblade turnuvalarına giderdik. AVM'lerde kapışırdık gençlerle. Çok güzel olurdu. İki tane Beyblade'imiz var. Biz bunu Japonya'da Çağrı, ben, Ege birer tane aldık. Şimdi Ege'ninkini ödünç aldık. Bak çok atak Beyblade ha. Allah hepsi kaçtı oğlum. Arena lazım ya. Biri benimdi, biri Ege'nin de, hangisi hatırlamıyorum ama Beyblade'i hatırlayanlar ne olur bir yorumlara yazabilirim ya. Sizin var mıydı o zamanınızda Beyblade? Ben. Var mıydı? Satılıyordu çok oğlum çok iyiydi, biz onu modifiye yapıyorduk. Jilet takıyorduk kenarlarına, onları törpülüyorduk böyle falan. Manyak şeyler yapıyorduk oğlum. Hiç sahada oynadınız mı? Ben de hiç sahada oynamadım işte. Sahada oynamak istiyorum. Üşenmedim bunu Japonya'da. Uçakta yanımdaydı bu benim ya. Bu zıplamasın diye mi gerçekten? Şu ne oğlum? Şunları niye koymuşlar? Bak gerçekten anlamadım. Şuraya iki tane hazine koymuşlar. Şunu da böyle kapatıp oynuyorsun herhalde. Niye kapatıyorum bunu ya? Birinin gözüne kaşına sıçramasın diye yapmışlar herhalde bunu. Öyle mi oynayacağız? Çıkartalım abi. Çıkart oğlum ya. Ne demiş? Ha bak kafanı şöyle sokup oynama demiş. Bu ne yanından? Gereksiz. Dur önce bir tane çevireyim. Ay çok heyecanlı. Oğlum ben Japonya'ya gittim. Saniyeden beri bunu yapmak istiyorum. As**tir lan bunun kapağını kapatın oğlum, bu ne? As**tir oğlum, böyle bir şey değildi bu bizim zamanımızda. Böyle mi dönüyordu bu? Gerçek çizgi filmindeki böyle dönmüyordu bunu. Bizim kırtasiyeler çok utandı herhalde. Bir de biz bunları pahalıya aldık. Bak şimdi fiyat hatırlamıyorum, o yüzden atacağım. 1500 lira tanesi. Şaka. Ama biz bunları parça parça... Atıyorum ya. 70 lira da olabilir. Ne bileyim, nereden hatırlayayım? Biz bunu böyle şey aldık. Orta parça ayrıydı, alt parça ayrıydı, şu ayrıydı ve üst metali ayrıydı. Atıcıları da ayrı aldık. Bu böyle toplama bir Beyblade oldu. O yüzden daha başarılı bir Beyblade bence. Emir gel. Böyle durmayacaksın. Tamam, kafaları geri açacağız. Fıçık diye gelmesin. Ben Takashi'yim. Ben de Tsubasa. Hazır mısın? Niyeyse böyle cool görünecek diye hayal ediyorum da Selena'da Beyblade oynuyorlar gibiyiz şu anda. Beyblade. 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 Vur beni. Vur. Vur beynine vur! 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 Vurdu beynine vurdu! S**tım ağzına yüzüne s**tım! Al al! Dövüyorum, hala dövüyorum, al! Isınmaydı. Ağlayacaksın oyun. Tamam. 3 maçta en çok tamam. Alanı yapalım biz. Gel hadi. 0-0. 1-0! Niye 0-0? Ay ay ay! Ay ay ay! Dışarı attı ya! Seninki neler abi? Oğlum ne bu plastik, buna dayanır? Buna hiçbir şey dayanmaz ya. Oğlum şu koruma bak, işe yarıyor. Her işte koruma önemli biliyorsunuz. Korunmadan olmaz. Hazır mısın? Hadi alan alıyor artık, son tur. Öyle mi? Evet. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oğlum seninki kırıldı, 6 çıktı seninkinin. Bak şu an yamuk dönüyor. Şurada senin parçası. Oha! Oha işte bak, çeken önemliymiş. Beyblade önemli değilmiş. Bak şimdi. Bak şurada 6 çıktı adamın. Böyle kaldı oğlum. Ah bir daha oynayalım yine de biz. Sen bana dandik olanı vermişsin abi. Değiştirelim mi? Tamam, bunda da kazanırsan sen kazandın abi. Tamam, sağ ol. 3, 2, 1, go! Kim kazandı lan? Görüyor musun kimin kazandığını? Bitmedi. Görüyor musun kimin kazandığını? Görüyor musun kimin kazandığını? Sen bu işte iyisin abi. Bak oğlum, hala dönüyor. 3, 2, 1, go! Çok iyi çektim ben. Kazandım oğlum. Çok iyi ya. Bu niye yasaklanmamış? Bundan nasıl ölen çıkmamış? Oğlum bu buradan fırlasa gözüne gelse bak. Emin'in kaşları niye böyle sanıyorsunuz? Küçükken Beyblade oynuyordu. Bak iki kaşına da. Evet böyle. Berberi de Beyblade oynuyormuş. Geçiyoruz hocam. Kayıt mıyız? Tamam çevir, kendine bakacak sürekli. Şimdi kafası karışacak. Kendi güzelliği başını döndürecek Merve'nin. Berat buraları sakın koyma. Aşkım sen koyma dersen daha çok koyuyor. Tamam. O zaman kayıttan çık şu anda benim için. Şimdi biz Japonya'dan döneli 3 hafta olduğu için bu aldığımız ürünlerin, abur cuburların, işte enteresan ürünlerin hiçbirini evde kullanamadık. O yüzden Merve özellikle bu videonun hızlı çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Çünkü Merve'nin güzellik ürünleri, işte ne bileyim siyah nokta çıkarıcılar, maskeler falan da vardı. Onları da deneriz ama senin çok yemek istediğin şeyler vardı aşkım. Ben o yüzden hemen önce sana onları yediriyorum.
Sen çok merak ediyordun bunları. Beraber aldık zaten. Seve seve, seçe seçe aldık. Çok lezzetli. Karışık çekirge mixi var. Kroket mix. Bu evet diğerlerinden farklı paket. Aynı reyondan aldık yine bunu ama bu hamam böceği mi bu? Preslenmiş hamam böceği gibi sanki. Bunları... Aç bakayım. Aç hadi. Ay ne yaptın ya? Bunu sen ye işte. Çok kısa. Hayatım böcek yiyerek geçiyor. Niye böyle bir hayatım var? Sesi çok kötü. Kötü değil. Senin şu yüzünden sonra hayatta yemem bunu. Böyle enteresan bir şeymiş. Ama geçen yemeğe gittik seninle. Şarabın içine sinek düşmüş. Ağzımın içindeyken çıkardım. Baktım geri attım ağzımı. Yedim sonra nasıl öldü hayvan yani. Bak burada solucan karışımı var. Solucan karışımını yerim. Ya bir göstereyim ne olduğunu bir ama dur. Ama teker teker anlat ya. Bu ne? Ben bunu yemem. Gergedan böceği. En korktuğum da şu. Tarantula. Ağzından çıkarttın Orkun. Evet ama böyle düşünce de hiçbir şeyin keyfi kalmıyor şimdi. Ne yapayım ama ben bu hayatta? Ama sen son yapmana gerek yok. Ama tamam her gün iyi. Şeyler bunlar. Tamam her gün de yemiyorum. Yani şimdi. Bu iki paket içişe. Niye? İçinde mealworm, sago worm, silkworm, superworm, şey salt. Mı? Tayland'da üretilmiş. Sanat eseri. Kalmadı yiyorum yedim. İçinde de kaldı solucanlar dibinde. Şu solucan mı? Bu kurutulmuş. Bu da solucanmış. Onu sen ye. Bana öyle bakma. Solucan olduğunu bilmezsen bozuk leblebi derim. Bu çok kötü. Kuru üzüm içi ıslak gibi. Ay içi ıslak mı bunun? Demek ki organlar da var içinde. Şunlar daha kolay gidiyor. Onlardan yedim işte, onu yedim. Bu ne? Gidiyor. Emir gel. Gel. Sol ya. Şu kafası değil mi şu? Şu kafa uzvu. Bu kadar incelemeyelim bunu ya. Abi evet ya. Al. Ya gitti artık. İçinden böyle bir nemli geliyor. Çok kötü değil. Kartal da yok değil mi bu? İşte. Abi bu berbat bir şey. Oğlum çok iyi lan. Ya abi. Afiyet olsun. Bunlar gidiyor. Çekirge en güzeli bence bu arada lezzet olarak. Ömer yiyecek mi? Kötü değil. Gerçekten solucan olduğunu hatırladım. Mükemmel. Şu şeyi merak ediyorum. Kriket mix'e geçebiliriz. Şu akrep en fenası bak. Onu söyleyeyim sana. Bu ama çok kötü durmuyor mu? Hadi ye. Çok büyük. Ya sen saçmalıyorsun, böyle bir böceğin varlığından bir haberim ben. Ay 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 şaka. Yok. Merve göstersin. Merve nasıl alıyor bunu eline? Evde görse öldürür beni yani. Oğlum bunun ağzı niye böyle? Aa bak bu bir sanat eseri gibi. Bu... Ay! Ne yaptın ya? İki tane kıskacı var. Bak şu alt çene, şu üst çene gibi böyle. Bu ortadan ikiye açılıyor gibi. Bak şu gözleri hayvanın. Aa çok da değişik bir hayvan bu. Bak altına bak. Enivici Vokki. İyi mi ya? Hepsi gidiyor. Bence kafası yenmiyordur. Kapat kulağını. İçi dolu galiba. İçi dolu mu? Çok kuru yani. Bu da böyle bir böcek. Ye onu. Ben de yemeyeceğim. Arkadaşlar bu için yenmiyor. Çubuklarını yiyebilirim. Üzeceğim lan bak. Hayır yok yenmiyor çubuk. Aa evet. Koymayayım ben. Çok kötü. Bak kafanın içini görüyor musun? Sünger gibi. Şu kafayı ye bakayım, kafayı merak ediyorum. Yenmiyor kafa. Bu yenmez. Yenmiyor. Yenmiyor. Evet. Ya bunun bir tadı yok abi de yenmiyor. Yenmiyor olmuş da. Şimdi çekirgeler çok güzel bak. Bunu çekirge en sevdiğimiz yenilebilir böcek türüdür. Biraz tavuğu andırır. Ha, bu da çekirge mixiymiş tabii. Çerez tabağı ya. Ya aşkım bunlar güzel. Deminkinin aynısı. Ben bir şey mi yedim acaba ya? Bu ne ya? Bu çekirge değil bence. Burada bir şey yokmuş gel. Buna geçelim. Çok lezzetli. Gözünü kapıyor. Şimdi ben çıkarıyorum asıl sıkıntıyı. Ne o? Tamam. O da bir şey değildir ya. Aç onu da ama. Ha bundan az çıktı. Bu kim ya? Bu ne oğlum? Ha. Kimsin sen? Ye hadi onu. Bu güzel. Cock Shepherd. Emir Aydın. Kagane Mushi. Japoncası. Bu okey, diğerlerine göre daha iyi sanki bu. Gidelim. Sinek var. Sinek mi? Hornet şey değil mi? Arı bence hornet. Arı mı? Ya çok güzel bu. Bunu seversin. Canlı mı ya? Delikanlı. En kötüsü çiğneme kısmı. Onu Merve yemişti, ben yemiştim onu. Seni bir tek ben anlarım şu an. Ya böyle... Açıyorum akrebi. En kötüsü bu bak. Ben söylüyorum. Ben daha önce akrep yedim Tayland'da bir kere. Yemesi çok uzun sürüyor. Çok sert, çok büyük oluyor genelde. Evet. Ay çok kötü. Daha kötü az şey gördüm hayatımda. Oo şey çok uzun kıskacı, büyük. Ama onu tek parça çıkar olur mu? Harika. Sanat eseri. Diğer kıskacı da burada. Tek bir akrep mi o? Tek akrep. Bunu kim yiyorsa hayırlı uğurlu olsun. Ben hayır. Bakayım bir önce o biraz. O akrep yedin. Evet ama çok söve söve yedim ve 6 yıl oldu. Hayatımın her döneminde akrep yiyorum. O dönem akrep yiyebileceğim bir dönemdeymişim. Şu an kendimi akrep yemeye hazır hissetmediğim bir dönemdeyim. Hayır çekemeyeceksen çekme. Tamam Emir var bak. Aç
çalsın gözüm. Orkun ya, elimde akrep var ya. Sen yer misin? Yer miyim ya bunu? Ya bak şu en... Ya işte... Hadi ya artık. Şimdi bak sinirimi bozan kısmı şurası. Şurasının... Aa gözleri şuradaymış lan, baksana. Aa bak kuyruğunu da çıkardım. Bak ucunu koparmışlar. Üstünde tüyleri duruyor bak. Çünkü ben gözenekleri görüyorum. Çünkü zenginin sökmüşler işte poposundan. Bak şu dişleri çok kötü. Şunlar ya çok oradan. Sinir bozucu. Aşkım... Ya böyle bir şey değil bu! Ya! Hey! Ya milyon tane ürün var. Bitmez bu video. Aç ağzını. Tamam yarı yarıya yiyeceğim. Önce bir yarısını yiyeyim, sonra diğer yarısını deneyeyim. Orkun ağzına löp diye mantar. Bir kere de mi atayım akrep, bunu böyle? Akrep attığım videom var. Yok ağzıma akrep attığım videom. Berat buraya onu koy. Ama şimdi bak ben bunu yersem hepsini Emin nasıl yiyecek? Ben evde yerim abi. S**eyim böyle işe. Ben bu mesleği yemin ediyorum bırakacağım bak. Bayağı lokteydi bu arada. Sevdin değil mi? Bu oluyor. Tüküreceğim mi? Bu 100 years later dedikleri sahne bu mu oluyor? 1 billion, 1 trillion, 1 trillion, 1 trillion, 1 trillion times later. Bir daha. Nasıl abi? Çok kötü. Hayvanın bütün evrim süreci gözlerimin önünden geçti. Yemin ediyorum bak. Hepimizin içinde bir akrep var bence. Diyebiliriz abi. Tarantula. Bu da emilecek. Ben paket açıyorum. Evet. Bu alışık olduğum bir manzara. Bak kolu düşmüş. Ziyan mı olsun? Nasıl kokuyor bu? Kokmuyor. Kuru kokuyor. Kuru kokuyor. Nasıl kokar kuru? Böyle. Kardeş payı abi. Hayır oğlum. Yazık çocuğum. Bu kuru ya abi, bunu yersin. İyi hadi gel. Yarı yarı ya. Gel. Ben daha güzel şeyler deneyeceğiz diye çağırdım buraya. Oyuncak filan tanısa... Maskelerimizi azar azar kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü Merve'nin 7 nesil çocuğuna vasiyet bırakabileceği kadar maskesi var evde. Bütün Japonya'yı kaç tane aldın aşkım maske? Birkaç paket. Birkaç poşet. Aşkım bak her derde deva. Solaryuma girmişsin efekti de yapıyormuş. Siyah noktalarını da sıkıyormuş. O maskeyle bunu inceleyeceğiz. Bu da böyle çok enteresan müzik aletiydi. Orada gördüm hatta böyle bir tane reklam yapmışlar. Reklamda adam çalıyordu falan. Çok hoşuma gitti. Herkesin elinde vardı bundan bir tane. O yüzden aldım. Bak enstrüman bu. Parmağınla böyle titreterek keman gibi ses. Aa! Şunu alalım. 1000 lira. Aldım. Bunu telefonuma bağlıyorum ve bir müzik enstrümanı gibi çalıyorum. Bağlamadan. Çalışıyor mu? Evet. Aa. O zaman ben maske yapıyorum. Sen maske yap aşkım. Bana yapma. Zaten 4 taneden bir tanesi gittiği için. Aa bak şekilli maske çok güzel. 4'ü de farklı şekilli. Efendim bir tanesi sumocu, bir tanesi daha başka sumocu. Ay çok soğuk. Bak normalde maskeler sende çok korkunç duruyor. Bu güzel durdu. Japon yüzleri herhalde senin yüz hatlarına daha uygun. Merve'nin gerçek yüzü bu işte. Aşkım bayağı evet, güzel ya. Gerçekten tam benim suratıma göre yapılmış. Bana da yapsak böyle. Aslında. Yapmayalım. Sendeki bitince işin bana ver. Ben aynısını direkt yüzüme koyayım. Ama Japonya'dan aldık. İstif seviyem. Ne yapıyorum ben şimdi? İki kişi de çalabiliyorsun bak enstrümanı. Bu ne ya? Biz buna mı para vermiyoruz? Bu değil bence. Hayır sesler değişiyor. Saksafon sesi, kedi sesi bilmem ne dur. Değişiyormuş onlar bir yerden. Aynı ayakta 80 farklı ses çıkartabiliyorsun işte. Aşkım bu ne? Biz bunu mu almışız? Bu böyle değil bence ya. Şunu ne olur bit pazarında birine verin. Buna hiçbir şey isteyemeyiz yani. 1 liraya bile satmam bunu. Al bunu benden. Şimdi bak biz o 10 katlı devasa alışveriş merkezinde gezerken Merve bunu gördü dedi ki bak dedi bu ilk defa bir boyfriendinle bir yere gittiğin zaman onun yanında uyuyacağın zaman ağzından uyurken salya akarsa rezil olursun diye böyle bir aparat yapmışlar dedi. Şuradan anladı onu bak. Bak ben de bunu yapay zekaya sordum. Ne lan bu dedim. Nefes almayı kolaylaştırıyormuş. O yüzden ağzı kapatıyormuşsun. Niye ağzı kapatıyormuşsun? Abi insanlarda çünkü bazılarında alışkanlık var. Normalde burundan alman gerekiyor ya. Ha burundan almaya zorluyor seni ağzını bantladığın zaman. Oğlum çok mantıklı işte. Aşkım ne oldu yüzüne? Ne olmuş? Ipıslak yüzün. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Bu tam sus ya. Yani. Hı-hı. Nasıl anlatayım ben bunu şimdi? Nefes al peki. Ya çok ağzından alan biri olsam ve gece horlamak için ağzından nefes almam gerekse muhakkak alırım yani.
bayağı horlanıyor yani. Hani bir... Çalışmıyor diyebiliriz o zaman. Ama bir hafif ya şöyle tam gırtlağına kadar açamadığın için ağzını bence işe yarayabilir. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman. Siz bu ne Merve geldi cilt bakımı yaptı gitti gibi oluyor. Biz güzellik salonu muyuz? Bak bu yine Merve'nin ürünü. Merve gidiyor ama ben bunu deneyeceğim. Bunu TikTok'ta görmüştük. Şimdi gelin bu kadar erkek adam toplanmışız. Buyurun lütfen. Burundaki siyah noktalarımızı alalım. Biz erkekler böyle geceleri buluştuğumuzda, oyun oynadığımızda, kıraathanelerde okey oynadığımızda hep aslında çaktırmadan böyle ürünleri kullanıyoruz ama işte kadınlar bizi yargılamasın diye söylemiyoruz. Bir kabul edebilir miyiz sonunda bunu? Evet. Bir erkeğin bunu çıkıp itiraf etmesi bence. Şimdi bak bunun olayı bu çok iyi. Krem gibi burnuna sürüyorsun. Bu köpük haline geliyor böyle 2-3 dakika sonra burundaki gözeneklerin içinden siyah noktaları yukarı çıkartıyor hepsini. Böyle onu bir kere de siliyorsun. Hiç siyah noktan kalmıyor. TikTok'ta görmüştüm. Japonya'da görünce direkt aldık. Bütün güzellik ürünleri öyledir. Fındık topu büyüklüğünde kullanırsın. Ya, tabii canım dünya kadar mal olsa fındık kadar seviyorsun. Sen... Terbiyesiz ya. Bu? Fotoğrafında beyazdı oğlum. Bozulmuş mu bu? Burnuma nasıl ne ve ne kadar sürmeliyim? Böyle bence. Biraz daha mı sürmeliyim? Miktar olarak az mı oldu sizce? Bence az oldu. Hiç maske kıvamında değil şu an. Biraz daha süreyim. Biraz beyazlaşmaya başladı gibi abi. Bekle oğlum 2-3 dakika. Aa burnumda böyle bir köpüklenme hissediyorum böyle. Püş. Aa güzel bir his lan. Oluyor mu bir şey? Bana olmuyor gibi geliyor. Burnum şu an inanılmaz gıdıklanıyor. Siliyorum. Nerede bu siyah noktalar? Düştü herhalde. Evet kızardı. Ne oldu oğlum? Burnuma bakın siyah nokta var mı burnumda? Sadece daha mat bir görüntü var. Siyah nokta var mı yok mu onu söyleyin. Öncesinde yoktu ki. Öncesinde vardı. Gitti siyah o zaman siyah noktalar. Vardı siyah noktam çünkü bir sürü ben. Allah Allah. Oğlum güzelmiş o zaman bu. Baksana yepyeni burnum oldu. Şu yanakları da yapsam bunları da alır mı acaba? Oğlum bu estetisyen. Al bunu da oğlum. Bunlar böyle kurutulmuş balık, kurutulmuş bir şeyler çok seviyor. Bak kurutulmuş hamsi ve yanında kaju mu ne bu ya? Bu kötü kokuyor buraya kadar geliyor kokusu. Bu niye var böyle bir şey? Bir de yengecimiz var ama bu da yengeç mutant, mutasyona uğramış gibi. Bak böyle üstünde bir şeyler çıkmış. Normal mi bu acaba? Oy, kokuya bak. Oo. Kabuklu mu yiyeceksin? Bunun sosu var evet. Sosu çok güzel. Yengeç de bir o kadar kötü oğlum. Ben beğenmem. Habo. Evet, kötü değil mi? Abi çok merak ediyordu. Emir kaçtı tükürüyor şu an. Buyurun. Hocam sen seversin bence bunu. Kabuklu normal değil. At. Ben bu kadar hiçbir şey yemem. Ama fışkırdı şimdi. Olmadı ki böyle bir şey değil bu bence. Hiç böyle bir şey değil. Bu daha kötü bence. Bunu da yesene. Bunu ben yemeyeyim bari ya. Bir şeyi ben yemeyeyim. Oo! Emir gel ye şunu. Yeter yeter abi. Bu şey gibi. Ançüezi bundan yapıyorlar gibi. Ya bakayım. Şey diyemeyeyim oğlum. Nasıl? Çok saçma. Bayağı saçma. Kalitesiz cipslerin yağı da böyle kokuyor. Bu yediklerimizin hepsi tek bir cipsin varyasyonunu yemişiz gibi. Böceğin de tadı aynı, yengecin de balığın da tadı aynı. Bu kılçıklı bu arada. Kılçıklı mı bir de? Bir kılçı eksik anasını satayım ya Allah. Bunlar yenmeyecek şeyleri yemeyi çok seviyorum. Bunlar geçsin hocam. Bunları al. Aa bak bunlar gerçekten yediğimiz en düzgün şey olacağını inanıyorum. Pokemon temalı jelibon, Mario temalı jelibon. Burada zaten temasız jelibon bulmak mümkün değil. Burada gidiyorsun tuvalete sıçacaksın. Mario temalı tuvalete sıçtırıyorlar seni. Ben niye Luigi'nin ağzı böyle onun üstüne oturuyorum yani. Oğlum jelibonu da kötü bunun ya. Küçükmüş bunlar ya. Biraz daha büyük böyle içi dolu bekliyordum. Ha jelibonu ye tabii şey. Bu lastik ya. Kötü jelibon oğlum. Bunlar ne? Bu kim oğlum? Böyle bir karakter yok bence. Ya, rengi. Oo bu da çok kötü. Ha, Mario, kolalı Mario gibi bu. Kolalı bu ben. Kolay ben. Kaç paraymış Tamagoshi? Aa Tamagoshi'ler birbiriyle bağlanıyor artık. Wi-Fi'den Tamaverse varmış. Oğlum Tamagoshi'nin Metaverse'ü varmış. Bak eskiden bunlar sadece offline oynuyordun. Kendi Tamagoshi'nin sanal bebeğin oluyordu. Şimdi yanında biri varsa, bunun aletten varsa onlar birbirine bağlanıyormuş. İki sanal bebek. Hatta online Tamagoshi-verse'üne bağlanır. Orada diğer sanal bebeklerle kapışabiliyorsun. Vay sen olaya bak. 1100 lira mıymış Türkiye'de? Şimdi bak bunun bilekliği de var. Bilekliği kullanmak zorunda değilsin ama dur çıkıyor şuradan ya. Hayatımda yapması daha komplike bir alet görmedim. Nickname'imi nasıl yazacağım bu? 3 tuşla. Yazın mı nasıl yazmamı bekliyor acaba? Hayırlısı. Tahmin ettiğim kadar kötü değil yazması. Nerede yaşıyor Tamagoshi'm? Onu seç diyor. Europe. Aa Wi-Fi'ye bağlanıyor gerçekten. Yumurta seç. Seçtim. Ne çıkacak yumurtadan? Aa henüz yumurtayız daha çatlamadı patlamadı yumurtamız herhalde. Şimdi nasıl oynanıyor bu? Bence şu an yumurta formunda ya ilk birkaç gün bunu kullanamıyoruz. Yumurtadan çıkmasını beklememiz lazım bence. Şöyle sıcağı koysak.
Getir makineyi oğlum, yumurta çatlatma makinesi. Getir kuluçka makinesini yapalım. Ya normalde şöyle, şimdi bunun içinde bir şey çıkıyor. Bunun içerisinden farklı ortamlarda gezebiliyoruz. Yemek yediriyoruz, doyuruyoruz bunu. Oyunlar oynuyoruz. Bakmazsak ölüyor. İki gün açmazsan bunu hayvan ölüyor. Mesela sıfırdan başlıyorsun falan. Böyle bir şey bu. Sanal bir bebeğin oluyor gerçekten. Bu da şey, çocuklara bebek sorumluluğu öğretmek. Ah çatlıyor, çatlıyor. Allah! Çıktı. Pikachu. Ne bu ya? Bok gibi de bir şey çıktı. Ha, menüsüymüş burası. Nasıl gideceğim oraya? Yemek. Evet, yemek. Doğar doğmaz yemek veriyorum. E tabi süt verelim. Bak süt içirdim şu an mesela buna. Ne oldu en son, mezun mu oluyor? Ölüyor mu? Yaş level bir şeyler var herhalde. Bilmiyorum ki oğlum, hatırlamıyorum ki ben de. Çık buradan. Ha bak, şurası ana menümüz. Ne yapıp duşa sokabiliyorum. Bir tuvalete girsin. Ne oldu? Tuvalete girdi gel. Aa, ağladı. Yeni doğduğu için tuvalete sokmamam mı lazımdı bunu? Bu ne? Korkmuş lan. Hızlandırmış baba eğitimi alıyor. Ay, internete girebiliyormuşum normalde, enteresan. Şurası items değil mi oğlum? Olur. Merve'ye söyleyeyim bunu. Ya git Merve'ye de ki. Ya Orkun abiden de çok iyi baba olmaz. Lafın arası hani hiç böyle şey. Bu menü tuşumuz. Tamam, bunu anladık. Şu geri tuşumuz. Bu da ortamları değiştirme tuşumuz. Buraya gelip geriye basarsam geri gidiyor. Dışarı çıkıyor, eve giriyor. Böyle bir şey oğlum işte ya. Değişik ya. Benim zamanımda daha eğlenceliydi diye bunu hatırlıyordum. Bir de çok heyecanlandım bunu alacağım zaman. İki sokak koşturdum falan ben ya. Tamagoshi! Çocukkenki hevesin kalmıyor işte. Bugün çocukken oynadığın oyuncakları eline alınca... Beyblade oldu. Chase'ime koyayım. Çocuğuma veririm ileride. Merve ya, bunu ne yapacağız? Kime vereceğiz şimdi? Bir tane çocuk yapalım da şununla oynasın. Nasıl bağladın? Bu oyuncakları değerlendirmemiz lazım. Şimdi atsan atamayız, versen veremeyiz. Ne yapalım? Çocuk yapalım o zaman. Bu bana garip geldi diye aldım. Siz de deneyin bunu. Bu peynir şeklinde çikolata. Aa. Böyle bir kafan karışıyor. Peynir yiyecekmiş gibi düşünürken çikolata yiyorsun. O yüzden o farklı bir tat hissiyatı yaratıyor gibi. Bayağı peynir ya. Beyaz peynir mi var ya bunun içinde? Ama yok da diyemezsin, var da diyemezsin. Peynir yok da diyemezsin. Var değil mi peynir? Krem peynir var abi böyle. Laf nem krem tarzı böyle. Ama ya çikolata çikolata olsun, peynir peynir olsun, ikisini kombinlemeyelim ya. Bazı şeyler ayrı ayrı olduğu gibi güzel. Bu ürünü o gezdiğimiz yerde bir katın bir koca reyonu böyle sırf çeşitleri vardı. Bilekliği, ayak bilekliği, kolyesi, yüzüğü bilmem nesi. Bunu Japonlar çok fazla kullanıyormuş. Sağlığa da iyi geliyormuş, vücut dengesine de iyi. Eskiden şeyler vardı ya, bileklik takıyordun böyle, iki ayağını kaldırıyordun, biri bastırıyordu böyle. Sonra bilekliği takınca bastıramıyordu, düşmüyordu. Şimdi bak, bunun şu kısmında iki tane mıknatısımız var. Biri kuzey kutbu, biri güney kutbuna bakıyor. Bak bunu böyle takıyorsun ya da bunu bak sevgiline hediye alıyorsun. Diyorsun ki biz seninle zıtız ya. Senin kuzey ters kutuplar birbirini çeker. Esprisiyle bunu alıp şey yapıyorsun, veriyorsun. 3D diyor. Buraya diyor full ısı verir diyor. Bak diyor burada diyor, bu alet takıldıktan sonra insanların ısı haritasını çıkarmışlar ve bu ısı haritasında sırtın sıpsıcak çıkmış. Kan dolaşımına da iyi geliyor diyor bak. Oo, boynumda bir kan dolaşımında hareketlenme, hızlanma, ısınma ve yanma ve böyle bilgelik hissediyorum boynumda şu an. Bir şekilde inanırım. Evet. Bir bilekliği testini yapalım. Bak şimdi normalde asla yapamadığım bir hareket. Ayağımı öne uzatıyorum. Oha oğlum, dengeye bak bak. Sen şaka yapıyorsun, bunu yapabiliyor musun? Ne bileyim, ilk defa denedim böyle bir hareket mi? Sen bunu bilmiyor musun? Yo, ne bu? Rekord, bu dünyanın en zor hareketlerinden. Saçmalama lan. Gerçek, ben yıllardır yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. İlk defa denedim oğlum. Bak ama bence bundan dolayı yapabiliyor. Bak şimdi bak. Olmuyor oğlum, ayakta duramıyorum. Bunu böyle yapıyor musun? Spor mu bu hareketi? Niye? Abi sen bu crossfitçilerin falan en çok zorlandığı hareketlerini... Ya crossfitçiler neyine zorlanıyorsun? Bak ilk defa denedim, yaptım ya. Şimdi bir dakika, bunsuz dene. Bastır gülüm. Düşüyorum. Olursa da inanmayacağım ki. Yine düşüyorum. Abi yok. Bence o şeyle alakalı. İlk bunsuz denedi ki iki kere yapınca alışıyorsun. Bak şimdi. Şöyle de oluyor. Bak bütün bu stres bilekliklerini, denge bilekliklerinin bug'ını buldum. Al lan. Al oğlum. Ne oldu? İlk denediğinde dengeyi tutturamıyorsun. Ondan oluyor. Yani onu... Bak mesela... Bak buyurun. Bir denge bilekliği. Bunu kafanın üstüne koyuyorsun ve dengen inanılmaz oluyor. Yap Emir. Düştüm, duramıyorum. Yap Emir. Ya. Her şey bir denge bilekliği. Sen görmeyi bileceksin. Oğlum ne güzel insan dolandırıyorlarmış zamanında. Ben de dolandım. Ben aldım o bileklikten. Siz dolandırılmayın, biz dolandıralım. Evet, Japonya'dan saçma sapan ürünlerimiz bu kadardı. Arigato gozaimashita. Bir sonraki enteresan ürünlerde konnichiwa. Sayonara.